Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biraz aşağıyım. İşte buraya geldim. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. İlk defa kanalımda kendi sınav sonuçlarım, ders sınav sonuçlarımın dışında bir ÖSYM sınav sonucunun sonucuna bakacağım. Keşke ben YGS ve LYS'ye girdiğim zamanda da videolar çekmeye başlamış olsaydım. Çünkü gerçekten o anki psikolojimi, o anki ruh halimi çok merak ediyorum. Mesela ben iki kere sınava girdim. İlkini hiç hatırlamıyorum mesela. Sınav sonucunun nasıl baktım, ailem yanımda mıydı, neydi, sabah mı baktım, sabah köründe mi baktım, hiç hatırlamıyorum. İkincisinde de hatırladığım tek şey, bütün gün boyunca Berke ile beraber dershanenin terasında işte sınavlar açıklansın, sınavlar açıklansın diye beklemek yani. Onun dışında ne zaman açıklandı, Berke ileyken mi gördüm, yoksa eve gittim mi gördüm, ne oldu hiç hatırlamıyorum. Keşke onları video altına alsaydım. Neyse, bugün sizinle beraber ALES sınav sonucuma bakacağım. Şöyle bir şey var. Yani matematik yaptım. Türkçe denemin değilim. Dün gece abuk subuk rüyalar görmeye başladım zaten. Kayıt alıyor muyum şu an ekran kaydı? Alıyorum. Bilmiyorum. Yani tam olarak ne olacak? Bakalım. Ne çıkacak, çok merak ediyorum. Böyle de heyecanlanıyorum gerçekten. Şimdi bakıyorum sonuçları. ALES görüntüle diyorum. İyi almışım. Matematikte 47.3 yapmışım. Matematikte 47.3 yapmışım. Ve dediğim gibi Sözel beni tabii ki de patlatmış. 9 doğru, 10 yanlış. Ama 81 puan almışım. İyi puan almışım. 139.000 kişiden 12.000. olmuşum. Yani daha iyi yapabilirdim bence. Ama Türkçe gerçekten hiç anlayamadım. Yani Türkçe gerçekten hiç anlamadım. Çünkü okuyorum. Normalde o cümleleri sıralama olsun ya da parçanın içinden akışı bozan olsun. Hadi bunları yapabiliyorum. Bunları anlayabiliyorum ama o an gerçekten o kadar çok karışık ve o kadar çok zordu ki hiçbir şey anlayamıyordum. Gerçekten hiçbir şey anlayamıyordum. Hani şey, fırsatım da yoktu. Hani mesela matematikte boş bıraktığım soru da yoktu. Hani birazcık geri döneyim, matematiğe bakayım. En azından bir kafam boşalsın. Ondan sonra Türkçe'ye odaklanayım'a geçseydim. Öyle bir şey de yapamayacaktım. Çünkü matematiği komple çözmüştüm. Matematikte 47.3 yapma çok mutlu etti. Ben o 3 yanlışta kesinlikle o emin olmadığım 3-4 soru var demiştim ya. O 3-4 sorudan geldi yani. Sözel çok daha iyi olabilirdi. Yani bir dahaki sınavda gerçekten bir kez daha girebilirim belki bu sayısal puanımı yükseltmek için. Ama bu sefer Sözel'de çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Ama şu an 81 benim için de yetiyor herhalde. Bir okula gidip hocayla konuşmam gerekiyor. Ama yetiyor diye biliyorum. İyi oldu, güzel oldu ya. Sevindim. Bakalım yüksek lisans yapacak mıyız? Hı? Bakalım staj yüksek lisans günlükleri gelecek mi? Matematikte mutlu oldum. 50'ye 0'ı görseydim orada çok ben mutlu olabilirdim ama 3 yanlışıma çıkması yeter, ben çok fazla değil yani. Düşünüyorum acaba hangi sorularım yanlış diye de. Yani 2 tane soruya soru işareti koyup daha sonrasında geri dönememiştim. Onlar yanlış olabilir. Ve daha sonrasında da bir sonlara doğru birkaç sorudan emin değildim. Ama neyse. Güzel güzel. Türkçe beni biraz patlattı. Demek ki Türkçe'de 19'u 0 yapsam acaba kaç olacakmış? Çok merak ediyorum. Bir şeye bakalım. ALES
50'ye 0 olsun. Türkçe'de de hadi 15'e 4 olsaymış 86 alıyormuş. Yani çok da fark etmiyor. Aman yeter arkadaşlar. Çok bile değil. Güzel güzel. Ben mutluyum. O zaman yani bakalım yüksek lisans yapacak mıyız, ne yapacağız, bunları artık görürüz ilerleyen süreçlerde. İkinci dönem bakarız arkadaşlar. Ya videoyu kapatmadan önce size şunlardan da bahsetmek istiyorum. ALES'le ilgili şeyleri YouTube'da araştırdığım zaman insanlar nasıl yüksek aldım, hangi kaynaklara çalıştım, nasıl çalıştığımla alakalı size bilgiler vermişler. Aslında ben çok fazla çalışmadım bildiğiniz üzere. Yani bilmiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildiğiniz üzere çok fazla çalışmadım. Çünkü hem mühendislik okuduğum için hem de bir matematik altyapım olduğu için ekstra bir çaba sarf etmedim. Tabii bir LYS matematik çıksaydı, limit türev integral çıksaydı çalışmam gerekirdi. Ama dediğim gibi YGS matematik çıktığı için çok fazla zorlanmadım. Ama eğer sizin herhangi bir altyapınız yoksa size önerim şu şekilde olacak. Önce bir çıkmış soruların olduğu bir deneme çözmelisiniz. Daha sonrasında orada hangi konuları yapamıyorsunuz, hangi konularda yanlışlarınız çıkıyor, bir bunları tespit edip daha sonra o konularla ilgili videoları izlemelisiniz. O konularla alakalı sorular çözüp daha sonrasında da çıkmış soruların olduğu denemeleri ilk önce çözmenizi öneririm. Çünkü soru yapıları birebir benzer oluyor ALES'te. O yüzden o soru yapılarına alışırsanız sadece şeyler değişiyor, sayılar değişiyor, değerler değişiyor ve ona göre tekrardan soruları yapabileceğinize inanıyorum. Yani Türkçe'de de eğer benim gibi okuduğunuzu anlama yönünüz yüksek değilse bol bol deneme çözmenizi öneririm. Yine bence buradaki en önemli şey çıkmış soruların olduğu denemeleri çözmek. Sonuç olarak soru yapılarını kavruyorsunuz. Ne, soruların uzunluğunu görebiliyorsunuz. İşte nasıl bir şaşırtma olduğunu falan tespit edebiliyorsunuz. Bu yüzden bence önceliğiniz ilk önce bir çıkmış soruların olduğu denemeleri çözmek. Daha sonrasında onları çözdükten sonra hala kendinizi yetersiz hissediyorsanız farklı kaynakların denemelerini alıp onları çözmenizi öneririm. Yani benim serüvenim bu şekilde. Umarım size yardımcı olur. Umarım istediğiniz alanda, istediğiniz üniversitede yüksek lisans yapabilirsiniz. Ben nerede yapacağımı şu an bilmiyorum. Büyük basitle bizim okulda yapabilirim ama farklı üniversiteleri araştırıp eğer koşullarını sağlayabiliyorsam onlarda da şansımı denemek isterim. Şansımı da deneyeceğimi düşünüyorum. Hayırlısı, bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Umarım sizin için de hayırlısı olur. Her şey istediğiniz gibi olur. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.